Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, annem yanımda. Merhabalar. Şimdi biberlerimizi doğradık. Sıra domateslere geldi. Doğradık ama bunu hepsini güzel bir şekilde patlattık. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben Mervin Karaca. Bugün annemle beraber akşam yemeği hazırlayacağız beraber. Aynı zamanda da böyle küçük bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz, umarım güzel bir video olur. O zaman lafın hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ellerimi yıkadım. Biberlerimizi doğrayalım. Bu şekilde. Yine bunları da yuvarlak şekilde doğruyoruz. Evet, şimdi tüm malzemelerimizi doğradık. Tepsimize katacağız. Siz isterseniz borcam da kullanabilirsiniz. Sosu için bir fincan bu şekilde zeytinyağı kullandık biz. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra ise bir yemek kaşığı salça ekliyoruz. Bu arada ben tam bilmediğim için arkada annem yönlendiriyor. Kısık ses duyarsanız annem yani. Evet, yeterli. Bir yemek kaşığı dolusu da salçamızı ekliyoruz. Tuzumuzu katıyoruz. Şimdi birazcık bu tuz ekleyeceğiz. Tuz ne kadar? Bir yeter mi? Yap bakalım. Bir çay kaşığı. Bir dakika yetmez. Hatta iki çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Bu şekilde. Ben baharatını yerine katayım. Şimdi baharatlarımızı kullanacağız. Siz damak zevkinize göre istediğiniz sosu ayarlayabilirsiniz. Yani baharatları ayarlayabilirsiniz. Şöyle çok az. Pul biber ekliyoruz.
kimyon. Biraz kimyon. Tamam, yeter. Daha sonra birazcık da karabiber ekliyoruz. Tuzumuzu kattık. Şimdi bunları elimizle bu şekilde harcamıyoruz. Arkadaşlar tavuk harcımızı katıyoruz. Bu yemeğimize çok güzel tat veriyor. Sizin de katmanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde paketini ben size göstereyim bir saniye. Bu şekilde tavuk harcı. Bunu bimden marketlerden bulabilirsiniz. Bu şekilde. Daha sonra bunu hepsini güzel bir şekilde harcarıyoruz. Üzerine tavuğumuzu ekleyip bu şekilde karıştırıyoruz. Evet. O patateslerimizi katıyoruz arkadaşlar. Evet. Oh, oh, yemek oldu. Gelin beraber yiyelim. Yemez yemeğim olmaz arkadaşlar. Beraber yiyelim. Gelin buyurun. Siz mesela ne kadar kişilik hazırlamak istiyorsanız malzemeleri ona göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biz toplam 5 kişiyiz. Aynen, 6 kişi dolanıyor da değişebiliyor. Evet, hepsini karıştırıyoruz. Sosunu şu şekilde. Şöyle karıştırıyoruz. Soğanlarımızı tüm tüm katıyoruz. Biz öyle seviyoruz. Evet, siz, bizim soğanlar şu şekilde küçük zaten kullandığımız. Tamam. Düzle. Domateslerimizi katıyoruz. Şu şekilde düzenleyelim de birazcık ısınım olsun. Dur dur. Evet, yemeğimiz hazır. Bu şekilde göstereyim. Şimdi yemeğimizi fırına katıyoruz. Evet arkadaşlar, yemeğimizi fırına kattık. Şimdi pilava geçiyoruz. Bugün pirinç pilav yapacağız. Şimdi ocağa katıyoruz. Evet, yağımız ısınırken pirinci yıkayacağız. Pirincimizi alıyor mu? Bu şekilde tamam burada. Evet, ben bugün 2 su parda pirinç kullandım. Bu şekilde burada ıslanıyor. Şimdi şehriyemizi katıyoruz. Yağımız ısındı. Buyurun, bakın. Şimdi göz kararı biraz şehriye ekliyorum. Bu şekilde. Evet, şehriyemiz ısınıyor. Tamam. Pirincimizi yıkadık. Şimdi pilavımızı içine ekliyoruz. Karıştırıyoruz altın kısmını. Tamam. Biraz tuz ekliyorum. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Şu şekilde. Tekrardan karıştırıyorum. Şimdi üzerine su ekliyorum. Ben sıcak su kullandım. Şu şekilde. Yavaş yavaş suyumuzu ekliyoruz. Suyunda göz kararı ekliyorum. Ben üzerini kapatacak şekilde suyunu katıyorum.
Bu şekilde suyunu kattım. Pirinçler gözükmeyecek şekilde. Evet, pilavımız hazır. Şimdi fırındaki yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. Bu yemeği de dinlenmeye bakıyoruz. Şimdi sırada salata yapacağız. Bunları küçük küçük doğruyorum. Şu şekilde. Evet, salatamız hazır. Şimdi tuzunu falan katacağım ben. Çok az bir tuz katıyoruz. Bu şekilde tüm malzemeler karıştırdıktan sonra salatamız hazır. Şimdi tüm yemeklerimiz pişti. Onları hazırlayalım. Mükemmel olmuş ha. Modu bozdu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.